Kocaeli Sanayi Odası sunar. Kocaeli Sanayi Tarihi Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük küçük her çeşit sanayi kuracağız ve işleteceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te İzmit'te düzenlediği basın toplantısı çok önemlidir. Atatürk cumhuriyeti ilan edeceğini Kocaeli'de açıklamıştır. Kocaeli, cumhuriyetin kalkınmasında çok önemli bir yer oynadığı gibi, cumhuriyetin 100. yılında da sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok gelişime ev sahipliği yapmaktadır. Tarihsel süreci takip ettiğimizde Türk Sanayi Hareketi'nin ilk adımlarının Kocaeli dağıtıldığını görürüz. Kumaş dokuma, askeri malzemeler, çimento sanayi, kağıt ve ipek halı fabrikaları 18. yüzyılda ilk defa Kocaeli'de kurulur. Osmanlı'da ilk kağıt fabrikasının 1700'lü yıllarda İzmit sancağına bağlı Yalova'da kurulmuş olması kültür tarihimiz açısından da Kocaeli'nin önemini gösterir. Bir Dünya Markası Kocaeli Hereke Halısı Kocaeli'nin en eski sanayi yapılarından biri Osmanlı döneminden kalma Hereke Fabrikayı Hümayun'dur. 1843 yılında özel teşebbüs olarak kurulan bu fabrika o dönemin sanayileşme hamlesinin önemini Gözler önüne seren Türk sanayi tarihinin bir yapı taşıdır. Herekyali ve ipekli dokuma fabrikasında 1933 yılında çekilen belgesel filmi Kocaeli sanayi tarihine ışık tutmaktadır. Kocaeli'de kurulan ilk cumhuriyet fabrikası Gölcük dersanesi. Kocaeli'deki sanayi tarihinin izini sürerken Osmanlı'dan cumhuriyete geldiğimizde Gölcük ilçesi dikkat çeker. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 1924 yılında Bahriye Vekaleti kurulmuş, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi de tersane bölgesi olarak seçilmiştir. Kurulan tersanede ilk olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan mayına çarparak zarar gören Yavuz zırhlısının onarımı yapılmış ve gemi 1927 yılında havuza indirilmiştir. 1933 yılına geldiğimizde ise donanma ana üssünün Gölcük'te kurulmasına karar verilmiştir. Medeniyet Hamuru Seka Kağıt Fabrikası Gölcük'te bu gelişmeler yaşanırken karşı kıyıdaki İzmit uzun zamandır kurulmak istenen kağıt fabrikası konusunda gelişmelere şahit olmaktadır. İzmit'teki sanayi kuruluşlarından ilki olan Seka Kağıt Fabrikası, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde İzmit'in olduğu kadar Türkiye'nin de ekonomik ve sosyal yaşamında büyük önem taşımıştır. Başvekil İsmet İnönü tarafından temelleri 14 Ağustos 1934 yılında atılan İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası, 1939 yılında tamamlanır. Atatürk'ün İzmit Kağıt Fabrikası'nda üretilen yerli kağıtta basılan 19 Mayıs 1936 tarihli Ulus Gazetesi'nin Bayram Ekin'i incelediğinde söylediği Medeniyet Hamuru sözü, İzmit Kağıt Fabrikası'nın bunca yıllık tarihinin adeta özetidir. Günümüzde İzmit Seka Kağıt Fabrikası, müze ve bilim merkezi olarak hizmet vermektedir. Türkiye'nin en hızlı gelişen sanayi bölgesi Kocaeli. Hereke İpekalı Fabrikası, Gölcük Tersanesi ve İzmit Kağıt Fabrikası gibi örnekler bize Kocaeli bölgesindeki sanayi tarihinin ne kadar derin ve başarılı olduğunu gösteriyor. Özellikle Cumhuriyet'ten sonra sanayi ve teknolojide Türkiye'nin lokomotifi görevini üstlenen Kocaeli, 1960-1975 yıllarında yoğunluk kazanan sanayi yatırımlarıyla Türkiye'nin en hızlı gelişen sanayi bölgelerinden biri haline gelmiştir. Bu anlamda Kocaeli'nin kamu iktisadi teşekkürlerine baktığımızda karşımıza dört tane önemli marka çıkar. Tüpraş, Petkim, İksaş ve Gübretaş. Kısaca bu markaların kuruluş hikayelerine göz atalım. Gübre fabrikaları Türk Anonim Şirketi ya da kısa adıyla Gübretaş 6 Kasım 1952 yılında Başbakan Adnan Menderes dönemindeki Bakanlar Kurulu kararıyla ülke tarımında kimyevi gübre kullanımı yoluyla verimliliğin artırılması amacıyla kurulmuştur. 1961 yılında Kocaeli Yarımca'da üretim kapasitesi yılda 100 bin ton olan ikinci fabrika faaliyete başlamıştır. 1993 yılında Ziraat Bankası'nda bulunan gübre taş hisseleri Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından satın alınmıştır. Türkiye'nin ilk petrol rafinerisi olan Tüpraş, Batman rafinerisinin 1955 yılında devreye alınmasından 6 yıl sonra 1961 yılında ikinci rafineri olarak 1 milyon ton yıl kapasiteli İzmit rafinerisi devreye alınmıştır. İzmit rafinerisinin ham petrol işleme kapasitesi 1971 yılında 5,5 milyon ton bölü yıla, 1982 yılında ise 11,5 milyon ton bölü yıla yükseltilmiştir. 2005 yılında Tüpraş'ın %51 oranındaki hissesi yapılan ihale sonucunda Koch Shell ortak girişim grubu tarafından alınmıştır. Petrokimya Holding Anonim Şirketi ya da kısa adıyla Petkim 1962 yılında 1. 5 yıllık kalkınma planı sonucunda 3 Nisan 1965 yılında 250 milyon TL sermaye ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı öncülüğünde kurulmuştur. Petkim ilk yatırım faaliyetlerine İzmir Yarımca'daki kavuçuk ve daha sonra da etilen, polietilen, kloralkali, VCM ve PVC tesislerinde başlamıştır. Kocaeli sanayi tarihi için çok önemli olan bu tesis şu an faal değildir. Türkiye gübre üretiminde ve ithalatında önemli bir role sahip olan İstanbul Gübre Sanayi AŞ ya da kısa adıyla İKSAŞ, 1971 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kamu kuruluşu olarak kurulmuştur. 2004 yılında İKSAŞ, özelleştirme kapsamında Yıldızlar Yatırım Holding AŞ tarafından satın alınmıştır. Kocaeli'nin ilk organize sanayi bölgesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi. Kocaeli'de sanayiyi belli bir bölgede disipline etmek amacıyla 1980'li yılların sonunda organize sanayi bölgelerinin kurulma çalışmaları başlamıştır. Türk sanayicilerinin örnek aldığı organize sanayi bölgelerinde sunulan hizmetler gelişmiş ülkelerdeki endüstri parkları düzeyindedir. Bu noktada Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşuna ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. 1985 yılında sanayiyi disipline edebilmek amacıyla GOSP kurulur. Kuruluşunda Türkiye'de hiç uygulanmamış olan yapsat ile oluşturulan GOSP, her şeyin devletten beklenmemesi ilkesiyle kredi kullanılmadan tamamen katılımcıların finansmanıyla gerçekleştirilmiştir. Bu ilk gelişmelerden sonra OSB'ler açılmaya devam etmiştir. Şu an Kocaeli'de 14 adet organize sanayi bölgesi, 5 adet teknopark ve 2 adet serbest bölge bulunmaktadır. Kocaeli'de ülkemizde sanayinin gelişmesini teşvik eden birçok kurum ve kuruluş faaliyet göstermektedir. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye'nin en büyük araştırma merkezi TÜBİTAK, MAM, TSE TÜBİTAK MARTEK, Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı, GOSP Teknoparkı ve Bilişim Vadisi gibi ülkemizin marka değerleri de ilimizde bulunmaktadır. Bugün Türkiye'nin gurur tablosunda yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşuna baktığımızda bu firmalardan yaklaşık %17'si Kocaeli'de üretimlerini sürdürmektedir en büyük 500 sanayi kuruluşu araştırmasında Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ ve Çolakoğlu Metalurji AŞ firmaları ilk 10'da yer almaktadır. Sanayide Marka Kocaeli'nin marka kuruluşu Kocaeli Sanayi Odası. Mesleki faaliyetlerin tek elden sürdürüldüğü dönemde kurulan İzmit Ticaret ve Sanayi Odası, daha sonra yeni yapılanmaya girmiş ve Haziran 1989 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası kurulmuştur. Osmanlı'dan cumhuriyete Türkiye'de sanayinin gelişmesinde öncülük eden Kocaeli sanayisinin adeta temsilciliğini yapan Kocaeli Sanayi Odası köklü tarihi geçmişiyle üstlendiği misyonu ve vizyonunu cumhuriyetin 100. yılından alacağı güç ve kuvvetle gelecek yüzyıllara taşımaya devam edecektir. Atatürk ve Kocaeli İzmit, Türkiye'nin en kıymetli ve en mühim bölgelerinden birisidir. Çok mühimdir. Çok güzel bir koyun sahilinde kurulmuştur. Etraf ve havalisi cennet gibidir. Verimlidir, bereketlidir, kaynakları zengindir. İzmit'e hakim olan bir noktada ziyaretçilerini karşılar. Kasr-ı Hümayun. Bu gösterişli yapı aslında bir av köşkü olarak inşa edilmiştir. İlk köşk 4. Murat döneminde ahşap olarak inşa edilir. Ama sonraki yıllarda deprem, yangın gibi afetler neticesinde zarar gören köşk tekrardan yapılmıştır. Son halini Sultan Abdülaziz döneminde alan bu köşk, Osmanlı'nın son dönemlerine şahitlik etmekle kalmamıştır. Aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk kuruluş fikri de bu köşkte dile getirilmiştir. Yarım asra aşan hayatında Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu Kocaeli İzmit'ten 52 kez geçmiştir. Atatürk'ün 5. kez İzmit'e yolu düştüğünde bu ülkenin kaderi toptan değişmişti. Büyük zaferin kazanılmasından sonra 16 Ocak 1923'te Kocaeli'ye gelen Atatürk İzmit'teki Kasr-ı Hümayun'da bir basın toplantısı düzenledi. Atatürk'ün 35 gün süren yurt gezisinin ilk parçası olan İzmit basın toplantısı, Cumhuriyet'in ilan edileceğinin ilk müjdesini vermesi açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin İstanbul temsilcisi Doktor Adnan Adıvar ve eşi Halide Edip Adıvar aracılığıyla İstanbul kökenli gazetelerin yazarları İzmir'e davet edilmiştir. Basın toplantısına katılan gazeteciler arasında Vakit yazarı Ahmet Emin Yalman, Tevhidi Efkar baş yazarı Velid Ebu Ziya, İleri baş yazarı Supi Nuri İleri, İktam yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanin yazarı İsmail Müştak Mayokan, Akşam yazarı Falih Rıfkı Atay ve Yeni Gün baş yazarı Yunus Nadi Abaloğlu da vardır. Kasr-ı Hümayun'un alt katındaki büyük salonda saat 21.30'da başlayan ve yaklaşık 6 saat süren toplantıda Atatürk, gazetecilerden aldığı sorulara göre konuşacağı konu başlıklarını belirlemiştir. Toplantıda misaki milliye göre Batı Trakya'nın konumu, barış ve Lozan Konferansı, hükümet merkezinin neresi olacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç yapısı ve işleyişi Kadınların milletvekili olup olamayacakları, nüfus ve göç sorunlarıyla Türk dış politikası gibi konuların üzerinde durulmuştur. 2007 yılında restore edilerek ziyarete açılan köşk, bu tarihi günü unutturmamak için yeniden düzenlenmiştir. Köşkte Atatürk'ün Savarona gemisinde kullandığı sehpa ve telefonu, abajuru, deriden yapılmış dinlenme koltuğu, satranç masası gibi eşyaları yer almaktadır. Ayrıca Atatürk'ün ilk basın toplantısının yapıldığı basın mensuplarının isimlerinin bulunduğu temsili toplantı masası da müzede bulunmaktadır. Atatürk'ün Kocaeli'deki izleri bununla sınırlı değildir. Kasr-ı Hümayun'un çok yakınında bulunan Atatürk ve Redif Müzesi de Atatürk'ün birçok eşyasını bünyesinde barındırmaktadır. Redif, Osmanlı İmparatorluğunda askerlik görevini yerine getirdikten sonra yedeğe ayrılan er anlamına gelmektedir. Redif Teşkilatı'nın birinci merkezi İzmit'tir. 2012 yılından beri Atatürk ve Redif Müzesi olarak faaliyet gösteren İzmit Redif Dairesi ilk olarak Sultan Abdülaziz döneminde Kasr-ı Hümayun'la birlikte yaptırılmıştır. Bu müzede Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona yatında kullandığı eşyalar, Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğrafları, Atatürk'ün 1922 yılında İzmit'le ilgili söylediği sözlerin aktarılmış olduğu pano dışında askeri merasim ürünleri, silahlar, kılıçlar, gümüş ve kıyafet gibi eserler ziyaretçileri beklemektedir. Kocaeli'nin Atatürk'ün hayatındaki bir başka önemi de onun yaşarken yapılan 45 heykelinden birine ev sahipliği yapmasıdır. Nijat Sirel tarafından 1933 yılında yapılan ve Kocaeli'de inşa edilen ilk heykel olan Atatürk Anıtı, Cumhuriyetimizin 10. yıl dönümünde Kocaeli vilayetinin ve İzmitlilerin gayretleriyle yapılmış, İzmit'in en güzel noktası olan Saat Kulesi ve Saray civarında bir tören alanı yapılarak bugünkü yerine yerleştirilmiştir. İstanbul-Ankara arasında trenle seyahatleri esnasında bu anıtı gören Atatürk, bundan memnun olmuş, ve İzmit halkına teşekkür etmiştir. Atatürk'ün yolu daha sonra da defalarca İzmit'ten geçmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk son yolculuğuna da İzmit'ten uğurlanmıştır. 10 Kasım 1938'de sabah saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda vefat eden Atatürk'ün aziz naşı 19 Kasım 1938'e kadar Dolmabahçe Sarayı'nda katafalkta kalmıştır. 19 Kasım sabahı 8.10'da cenaze namazı kılındıktan sonra naaş Haydarpaşa önünde demirli bulunan Yavuz gemisindeki katafalka yerleştirilmiştir. Yavuz'da yola çıkan Atatürk'ün naaşı onu Ankara'daki ebedi istirahatgahına götürecek özel bir trenin beklediği İzmit'e götürülür. İzmitliler ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı tabutu gözyaşlarıyla karşılarlar ve aynı gün saat 22'de Atatürk'ü İzmit Karından Ankara'ya son yolculuğuna uğurlarlar. Atatürk'ün hayatında önemli bir yer tutan kadim şehri Kocaeli, şanlı tarihimiz açısından birçok önemli olaya şahitlik etmiştir. Belki de Cumhuriyet tarihindeki en önemli gelişmelerden biri olan İzmit basın toplantısı bunların başında gelmektedir. Atatürk'ün ileride kuracağı sarsılmaz devletin temellerinin atıldığı bu tarihi gün, şimdilerde basın onur günü olarak kutlanmaktadır. 1989'dan günümüze, Marka Şehir Kocaeli'nin Marka Meslek Örgütü Kocaeli Sanayi Odası. Vatanda endüstrinin gelişmesini sağlamayı, uygar bir ulus olmanın temel taşı sayıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı sonrasında yorgun ve bitkin bir ülkeyken adeta küllerinden yeniden doğmasını elbette Atatürk'ün kalkınma hamlelerine borçludur. Bu hamlelerin en başındaysa hiç şüphesiz sanayileşme süreci gelir. Bitinya Krallığından günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kocaeli, büyük bir kültürel birikimin yanında ticari ve sanayi gelişmelerinde mirasçısıdır. İşte bu sebeple Kocaeli, bir liman kenti olması, coğrafi konumu ve gelişmiş insan gücü avantajlarıyla sanayileşme sürecinin kilometre taşlarından biridir. İlk kağıt fabrikası, ilk halı fabrikası, İlk çimento fabrikası ve daha nice fabrikalar bu topraklarda kurulmuş, dünya markası ürünler üretmiştir. Ulusal ve uluslararası yatırımcıların cazibe merkezi olan, Türkiye'nin imalat sanayinin ve dış ticaret hacminin hatırı sayılır yüzdesini bünyesinde barındıran marka şehir Kocaeli, ülkemizin ikinci büyük sanayi kenti payesini haklı bir gururla elde etmiştir. Kocaeli Sanayi Odası, köklü bir tarihi geçmişe sahip İzmit'in sembolü Çınar'la yaşıttır. Sanayicilerimizin kurduğu en eski meslek örgütlerimizden biri olan İzmit Ticaret ve Sanayi Odası, 1897 yılında Kocaeli'de kurulup faaliyet göstermeye başlamıştır. Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini hedefleyerek yola çıkan bu kuruluş, yaklaşık bir asır sonra, üç tane daha ticaret ve sanayi odasının doğmasını sağlayacaktır. 1989 yılında kurulan Kocaeli Sanayi Odası, köklü bir tarihin mirasçısı olarak yola çıktığında, ülkemizde sanayi kültürünün yaygınlaşması için çabalamayı görev edinmiştir. Doktor Metin Eriş Başkanlığındaki 14 duayen sanayicimizin imzalarıyla kurulan Kocaeli Sanayi Odası'nın İlk yönetim kurulu başkanı ise Kocaeli'nin yetiştirdiği örnek bir sanayici olan Şahabettin Bilgisu olacaktır. Şahabettin Bilgisu'nun çevre bilincini bölgeye ilk yerleştiren kişi olması dolayısıyla Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen çevre ödüllerine onun ismi verilmiştir. Şahabettin Bilgisu çevre ödülleri temiz üretim güçlü sanayi mottosuyla her yıl verilmeye devam etmektedir. Bölgedeki sanayinin hızlı ve düzensiz kurulmasının çevre sorunlarını beraberinde getirmesi üzerine Kocaeli Sanayi Odası bu konuda çalışmalar yapmaya başlar. Bu anlamda ilk adım Gebze Organize Sanayi Bölgesi olur. Onun açtığı yol diğer organize sanayi bölgelerinin kurulmasını kolaylaştırır. Bugün bilim, teknoloji ve sanayide marka şehir Kocaeli'de bulunan bilişim vadisi Teknoparklar ve çok sayıda organize sanayi bölgesinin kurulmasında Kocaeli Sanayi Odası'nın imzası vardır. Kurulduğu günden bugüne Türkiye'de hep ilkleri gerçekleştiren Kocaeli Sanayi Odası hem Kocaeli halkının hem de sanayisinin su ihtiyacı nedeniyle Yuvacık Barajı'nın yapılmasına destek vermiştir. Kuruluşunda görev aldığı Kocaeli Sanayi Odası'nın başkanlığına 2009 yılında seçilen Ayhan Zeytinoğlu o günden bugüne görevini aynı inançla sürdürmektedir. Dünya markalarının üretildiği marka şehir Kocaeli'nin bir dünya markası Kocaeli Sanayi Odası 127 yıllık köklü mirası ve 35 yıllık geçmiş deneyimiyle Kocaeli'nin ve ülkemizin ekonomisinde söz sahibi olarak sanayicimizi başarıyla temsil ediyor. Kocaeli Sanayi Odası sundu.